Roma gezimize devam ediyoruz. Nokta atışı. Bir önceki bölümde Fellini'nin kahvesinde oturduk. Orta Çağ sosyal medyası konuşan heykeli gördük. Caravaggio tabloları gördük. Uzaya çıkan ilk insanın selam gönderdiği İtalyan oyuncu ve makyözüyle anısını anlattık. Şimdi belirlediğim bu parkurdan devam ederek yürüyoruz. Bu arada kıyafetimden de anlayacağınız gibi mevsim değişti birinci bölümden beri. Pandemi de maalesef devam ediyor. Bu birinci bölümü bitirdiğim sokaktan 50 metre ilerleyince nereye geldik? İspanyol merdivenlerine geldik. Bu merdivenler hem Romalıların hem turistlerin buluşma noktası. Bir de her yıl Temmuz ayında bu merdivenlerde büyük bir açık hava defilesi düzenleniyor. Donne sotto le stelle, yıldızların altındaki kadınlar. Buraya İspanyol merdivenleri denmesinin sebebi de bu meydanda İspanya'nın Büyükelçiliği var. İspanya'nın Vatikan Büyükelçiliği. Bu merdivenler de sonradan 18. yüzyılda yapılmış. Şu tepedeki Trinita dei Monti Kilisesi'nin yokuşta olması sebebiyle bunları meydana bağlamak için yapılmış. Bu arada kilisenin 20-30 metre yanında bir bina var, Villa Medici. Bu binada bir zindan var. Dünya yuvarlaktır ve güneş etrafında dönüyor. Eppur si muove dediği için kilise Engizisyon Mahkemesi tarafından cezalandırılan Galileo Galilei bir süre bu zindanda tutulmuş. Bu çeşme önemli bir çeşme. Fontana della Barcaccia. Orta Çağ'da 1600'lü yıllarda Pietro Bernini, baba oğul Bernini'ler, baba Pietro Bernini tarafından tasarlandı ve yapımına başlandı ve o öldükten sonra da oğlu Gian Lorenzo Bernini tamamladı çeşmeyi. Bernini eserlerini Roma'nın birçok köşesinde göreceğiz. Barok tarzın en nadide örneklerinden birisi bu çeşme ve bu tarihi şaheseri birkaç yıl önce 2015 yılında Roma'ya maça gelen Hollandalı futbol taraftarları tahrip etmişti. Bu vandallık İtalyanları çok kızdırdı ve çeşme uzun bir süre restorasyon gördü. Bu Hollandalı grubun çevreye korku salan bu taşkın hallerini televizyondan izleyince şunu düşünmüştüm ben de. Şimdi diğerlerine göre daha fazla ehlileşmiş toplum diye bir şey yok. İtalya kontrol mekanizması gevşek bir ülke. Şimdi burada böyle vandallık yapan Hollandalılar kendi ülkelerinde böyle bir şey yapabilirler mi? Sanmıyorum. Yani o taşkın insanları kendi ülkelerinde mesela Rotterdam'da sakince yürürken, tramvayda çıt çıkarmadan otururken falan görürsünüz. Bu meydanı dik kesen birbirine paralel sokaklara tek tek girip dolaşmanızı öneririm. Kendine has cici dükkanlar ve mekanlar var. Bu sokakların hepsi de bir tarafta bu meydana bağlanırken öbür tarafta da Via del Corso caddesine çıkıyor. Bu Via del Corso ilk tura başladığımız Piazza del Popolo meydanından görünen o üç tane cadde vardı yan yana. O üç caddeden en ortadaki. Biz en soldakine girmiştik hatırlarsanız. Via del Corso uzun bir cadde. Trafiğe kapalı, sağlı sollu mağazalar. Bu merdivenlerin tam karşısındaki Via dei Condotti dedik. Oradan da Trevi Çeşmesi'ne yani Aşk Çeşmesi'ne doğru yürüyeceğiz. Via dei Condotti çoğu İtalyan olan tasarım marka mağazaların bulunduğu şık sokak. Hani bir bluzun, bir çantanın fiyatının birkaç bin euro olduğu mağazalar. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bunları alanlar genelde yabancılar. Bilhassa da aristokrasi geleneğine sahip olmadan zenginleşmiş insanlar alıyor. Şimdi tabii insanlar arasında ekonomik sınıf farkı olmamalıdır ama sosyal ve kültürel sınıf farkı kesinlikle vardır ve para da bu pahalı kıyafetlerde o farkı kapatmaya, o statü farkını kapatmaya yetmez. Şimdi bazı ucuz işçi sömüren ülkelerde ki hep Çin filan gelir akla ama Avrupa Birliği üyesi İspanya'da bile geçenlerde okudum. Saati 2 euroya konfeksiyon işçisi çalıştırılıyor. İşte bu sömürü düzeniyle dikilip sonra da maliyetinin 2-3 katına değil 200-300 katına satılan bu ürünleri kullanmakla sınıf atlanmaz. Tabii bunları söylerken sanatçı, terzi, modacıları ve onları takip eden zarif insanları tenzih ediyorum. Bu arada Yıldırım Mayruk da İstanbul'daki moda evini kapatmış. Ne üzücü. Ne insanlar gördüm, üzerinde elbise yok. Ne elbiseler gördüm, içinde insan yok. Yalnız güzel şeyler var ha. Baksanıza şu vitrinlere. Bu sokakta bir de size 2,5 asırdır, 1760 yılından beri açık bir kafeterya göstereyim. Cafe Greco.
koruma altındaki kültür varlıkları arasında yer alıyor. İçeride 150'den fazla sanat eseri var. Böyle bir kafeterya. Ve tarih boyunca hep edebiyatçıların, müzisyenlerin, sinemacıların, tiyatrocuların buluştuğu bir mekan olmuş. Stendhal'dan James Joyce'a, Rossini'den Toscanini'ye kadar kimler kimler oturmuş bu masalarda. Dekorasyonu da zaruri haller dışında hiç değiştirmemişler. Dünyanın en ünlü kafelerinden biri burası ve tabii artık turistik. Roma'nın merkezinde ve tarihi olan her yer otomatik olarak zamanlı turistik atraksiyon haline gelmekten kurtulamıyor. Yani buna yapacak bir şey yok. Fiyatları aslında Roma ortalamasının çok üstünde. Halbuki sanatçılar, yazarlar, aydınlar buraya vaktiyle neden müdavimmiş biliyor musunuz? Diğer kafelerden daha ucuz olduğu için. Bakın bu kadar meşhur olmasına rağmen hiç şube açmamış, zincir kurmamış ve bu kafe şehrin hafızasının korunmasına katkı sağladığı için bence koyduğu yüksek fiyatları hak ediyor. Ve şimdi Via del Corso Caddesi'nden çıkalım. Yönünüzü kaybetmek istemezseniz ana caddeden takip edebilirsiniz. Ona paralel minik sokaklardan yürümek çok keyifli tabii. Bu arada öğle yemeği için bu bölgede tavsiyelerimi de vereyim. Tabii gezerken hoşunuza giden herhangi bir yerde oturursanız yine keyif alırsınız. Yani ille önerilen yerleri bulma stresine girmeyin bence. Ben sadece bu civardayken kendi gittiğim yerleri paylaşmak istiyorum. Çünkü denenmiş mekanlar. Ben bu bölgede iki yere giderim. Biri tam tipik İtalyan lokantası. Adı Osteria Romana. Bildiğimiz bir lokanta yani restoran değil lokanta. Birazdan gideceğimiz ve bu bölümü tamamlayacağımız Aşk Çeşmesi'ne yürüyerek 2 dakika mesafede ve turistik değil. Öteki de yine tipik bir İtalyan lokantası değil ama değişik yemekleri ve sandviçleri var, salataları falan var. Via Borgognona sokağında 50 metre ötede yine haritadan bakarsanız ginger yani zencefil. Burada ayrıca taze sıkılmış sebze suları falan da var. İşte Roma'nın trendy mekanlarından biri. Yalnız bu restoranlara saat 1'de giderseniz sıra beklersiniz. Ya böyle 12.30'a doğru ya da 2'den itibaren gitmek lazım. Fakat dediğim gibi sadece bu saydıklarım değil, gezerken hoşunuza giden her yer güzeldir. Via del Corso Caddesi üzerinde şurada bir durduk. Bu arkamda gördüğünüz bina Başbakanlık Konutu. Hemen bitişiğindeki de meclis binası. İtalyan parlamentosu iki kanatlı, milletvekilleri yani temsilciler meclisi ve senatodan oluşuyor. Geçenlerde referandumla bu toplam parlamenter sayısı düşürüldü. 930 parlamenter vardı. 3'te 1 azalttılar. Şimdi sokaktan geçen herhangi bir İtalyanı durdurun ateş püskürür. Bu mebus maaşları, onlara tanınan ayrıcalıklara falan çok kızarlar. Ama yine sokaktan geçen herhangi birini durdurun, seni seçimde birinci sıradan aday yapacağız deyip neredeyse hangi parti olduğunu bile sormadan kabul ederler. Yani bir alemdir bu İtalyan siyaseti ve İtalyanların siyasetle ilişkisi. Belki bir gün onu da anlatırım. Önce şu parkurları bir bitirelim. Şimdi bu Başbakanlık önündeki meydanda yine gördüğünüz gibi bir dikili taş hemen hemen her büyük meydanda göreceğiz. Mısır'dan sonra dünyada en fazla obelisk sahibi şehir Roma. 9'u Mısır'dan gelen toplam 13 antik obelisk var. Bu gördüğünüz 30 metre yüksekliğinde. Üzerindeki kabartmalar da imparatorluk savaş zaferleri tasviri. En üstteki heykelde imparatorluktan sonra Roma Hristiyanlığa geçince kilise tarafından eklendi Tarsuslu Aziz Pol heykeli. İşte Roma'yı Roma yapan mimari yapıda en çekici şey bu işte. Kentin geçirdiği bütün tarihi evreleri bazen tek bir binanın, tek bir yapının üzerinde böyle katman katman görürüz. Pagan Roma kenti, sonra Roma İmparatorluğu, sonra Hristiyanlığın kabulüyle papalık yönetimi, sonra Rönesans. Yani Roma'yı Roma yapan bu işte. Kentin hafızası. Bu konuyla ilgili sonraki bölümlerde Roma Forumu'nu ve Kolezyum'u gezerken de konuşacağız. Mimari eksenli kent hafızasıyla toplumların kolektif hafızası arasındaki bağlantıyı konuşacağız. Şimdi şu sola dönüp karşıda ilerideki binaya bakalım. Burası da bir pasaj. İçinde birkaç dükkan, büyük bir kitapçı, kafeteryalar ve ofisler var. Art Nouveau sanat akımının tipik bir örneği. Bu pasaj adını Romalı aktör Alberto Sordi'den alıyor. Galleria Alberto Sordi.
Roma'da restoranlarda veya hediyelik eşya dükkanlarında görmüşsünüzdür. Onun spagetti yediği bir fotoğraf var. En çok izlenen filminden bir sahnedir. Un Americano a Roma. Roma'da bir Amerikalı. Hani bizde de böyle defalarca bıkmadan izlediğimiz Şener Şenli, Kemal Sunallı filmler vardır ya. Bazı sahneleri artık efsane olmuştur. İşte bu filmde İtalyanlar için öyle. Amerikan kültürüne özenen İtalyan genci spagettiye ve testi şarabına burun kıvırıyor. Bir süre sonra da kendini tutamayıp iştahla yine spagettiye ve ev şarabına saldırıyor. Ve işte saldırıp yiyip içtiği, yani özüne döndüğü sahne. İtalyanlar bu sahnede mest oluyor. Ben de bu sahneyi seyreden İtalyanları seyretmeyi seviyorum. Bu arada İtalyan sineması ile ilgili de bir bölüm hazırlayacağız. Anlatacak çok şey var zaten. Hangi birini yetiştireceğim bilemiyorum. Aşk şehri Roma'da, işte Trevi Çeşmesi, barok mimarinin en önemli örneklerinden biri. Çok kalabalıktır her zaman. Tadına varmak için sabah erken veya gece geç saatte gelmek en iyisi. Teması deniz, okyanus. En ortada denizler tanrısı Neptün heykeli. İki yanında da denizin sıhhatini ve bereketini temsil eden heykeller. Altta da deniz kabuğu ve kayalarla birlikte İki at, biri şahlanmış, biri durgun, denizin bazen dalgalı, bazen durgun oluşunu temsil ediyor. Üstteki daha küçük heykellerde farklı sanatçılar tarafından yapılan bereket temalı heykeller. Duvar kabartmalarında da Roma İmparatoriçesi Agrippina tasvir ediliyor. Çünkü bu çeşmeye bağlanan su kanalının bulunması ve yapımı onun zamanına rastlıyor. Tarihi hikayesi uzun, ben özet anlatayım. Bu çeşmenin yapımı 30 yıl sürmüş, 1762'de tamamlanmış ama esas hikayesi 2000 yıl önceye dayanıyor. Roma İmparatorluğu döneminde nehir suyunu yer altından şehre taşıyan su kanallarından biri, ki hala kullanılır durumda, evet kullanılır durumda, 3 yolun kesiştiği bu meydana çıkıyor. 3 yol Trivia demek ve Trevi Çeşmesi'nin adının da buradan geldiği düşünülüyor. Bu çeşme antik Roma çağında yapılmış ama bu barok şahesere dönüştüğü haline 1700'lü yıllarda bu işe büyük bütçe ayıran Papa 12. Clement zamanında gelmiş. Nitekim en tepede Papa'nın görkemli amblemini görüyorsunuz. Nicola Salvini'nin başlayıp Giuseppe Pannini'nin tamamladığı bir yapı. Mitolojiden imparatorluk Roma'sına, akabinde papalık ve Rönesans ve geç barok dönemi, hepsi Trevi Çeşmesi'nde vücut bulmuş. İşte bu biraz önce konuştuğumuz konu. Katman katman şehrin tarihi evreleri. Burası ayrıca bildiğiniz gibi Dolce Vita filmindeki o unutulmaz sahnenin çekildiği yer. Ve gelenek olmuş, aşk çeşmesine Roma'ya tekrar gelmek ve dileklerin gerçekleşmesi için para atmak. Tuhaftır, işe yarıyor biliyor musunuz? Roma Belediyesi tarafından gece toplanan paralar hayır kurumu Caritas'a veriliyor. Şimdi şöyle yapalım, siz bu videoyu beğenip paylaşırken bir dilek tutun. Ben de kanalımı seyretmeye vakit ayıran sizler için çeşmeye bir para atayım. Ben parayı atıyorum. Siz de tuttuğunuz dileğin gerçekleşeceğine inanın.